sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve kulle muhtefetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Eâdenallahu ve iyyâkum minennâr. Rabbim bizi ve sizleri ateşten korusun. Amin. Bundan önceki derste tevekkülün birinci kısmını işlemiştik. Bana gelen yazılarla, telefonlarla her ne kadar biz meseleyi açıklamaya, izah etmeye çalışmış olsak bile bazı ifadelerin yeterince açıklanmamasından dolayı anlaşılmadığı hakkında şikayeti, sitayişi olan arkadaşlar bazen. Buna rağmen ben birinci kısmı tekrarlamayı düşünmüyorum. Ama birinci kısımda başlık halindeki zikrettiğimiz bazı meselelerin en azından kelimelerle anlaşılmış, zihne yerleştirilmiş olması gerekir. Tevekkül hakkında, Allah'a güvenme, Allah'a itimat hakkındaki inancımızın karşı karşıya kaldığı sorunlarda o anki tavrımızın ne olması gerektiğini tespit edebiliriz. Doğru olmasına rağmen, yani tevekkül dediğim eylem, imanda kalbin amelleri cümlesinden zikredilir. Tek başına bir amel olmasına rağmen, imanın cüzlerinden olan birçok amelle beraber tevekkülün bir eylem seyri vardır. Yani onunla beraber eyleme girer. Bunu daha sonraki derslerde göreceksiniz ama bunun anlaşılması gerekir. Yani bir cihat ortamında cihat imanın cüzlerinden bir ameldir. Ama onunla beraber tevekkül ve itimadın gündeme gelmesi gerekiyor. Aynı anda istişare şer'i bir ameldir. Ama istişareyle beraber tevekkülün de gündeme gelmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin razzak olduğunda ona imanımız, onu razzaklığında dinleme, iman cüzlerinden, tevhid cüzlerinden birer cüzdür. Ama bununla beraber tevekkül de gündeme geliyor. Beraber olması lazım. Onun için tevekkül tek başına müstakilen bir amel olmasına rağmen ama bu beraberinde başka bir cüzde devamlı eyleme dönüşen bir ameldir. Onun için tevekkül deyince müstakilen kendisiyle karşı karşıya kalacağımız bir sorunda değil, tevekkülün hemen hemen bütün amellerle beraber anlaşılması gereken, yani onun yanında da bu bir eylemdir. O amelimizde başarı veya o amelimizde itimat. Nasıl? Nasarakumullah fi mevatine kethiretu ve yevme huneyni ir a'cebetkum kethiretukum felem tuhni ankum şey'a. Allah size çok yerde yardım etti. Hatta Huneyn'de de yardım etti. Orada siz çokluğunuza güvenmiştiniz. Cihada çıkmışlar. Huneyn'e kadar gelmişler. Cihada inkiyatta bir sorunları yok. Ama oradaki çoklukları, çok oluşlukları kendilerine güven vermişler. Artık biz düşmanımızı galebe çalarız. Halbuki sizin o çokluğunuz size hiçbir fayda vermedi. O hangi sıkıntıya sebep sanki yeryüzü ile gök arasında sizi sıkmaya başladı. Neden? Orada esbaba tevessül, güvenme gibi bir ortama dönüşmüş. Çoklukları sebebe itimat, müsebbibi unutturmuştu. Halbuki az sonra gelecek, esbaba tevessül imanın icabıdır. Katiyet ve esbaba tevessül, sebeplere yapışma, sebeplerle iş görme, imana münafi, yani ters değildir. Ama müstakillen sebebe tevessül etmene rağmen ona güvenerek onun artık başarıyı elde edebileceğini düşünmen tevhide münafidir. Çünkü bu Allah hakkında suizanına kadar götürüyor.
Yani biz çokluğumuz artık düşmanı galebe çalardı diye düşünmeye getiriyor. Bunu yapan saadet olsa Allah-u Azze ve Celle anlık da olsa bir hezimete uğratmışlar. Sırf bunu anlayasını, çünkü yerle gök sizi aralığında sıkıştırır gibi kendinizi hissettiniz diyor. Onun için anlaşılması gereken başlıklardan birisi tevekkül, her insan olduğunu, yani var olan, yaratılmış olan insanın fıtraten, yani yaratılışıyla beraber onda var olan güvenme, itimat dediğimiz bir hasrettir. Nasıl sevme dediğimiz bir duygu varsa, buğz etme dediğimiz bir duygu varsa, aynen itimat etme, bir şeylere güvenme, bir şeylere sığınma, bir şeye itimat etme işini onun göreceğini düşünme, buna biz tevekkül diyoruz. Bu insanoğlunun yaratılışından, tabiatından var olacak, var olan bir hasrettir. İşte insanoğlunun aczinin, çaresizliğinin tezahür ettiği yerde nasıl baş edemeyeceği bir şeyle karşı karşıyadır. Bu bir hastalıktır. Veyahut bir şeyden korkmaktır. O an cidden çaresizliği had safhaya ulaşmıştır. Kendisini bir çare hissediyor. İşte o an o ihtiyacını giderecek, hacetini görecek, korkusunu def edebilecek, güveneceği, güvenmesi gereken bir merce, iltica edeceği bir sığına karar insan, yapı itibarıyla, duygularıyla. İşte bu fıtri bir ihtiyaçtır. Yani nasıl ki uzun müddet bir şey yemeseniz, bir şeyler içmeseniz, belli bir zamandan sonra yeme içme gibi bir ihtiyacın insanda galeyana geldiğini görürsünüz. Sizi yemeğe sevk eden, yiyecek bir şeyler araştıran veya susuzluk da aynı şekilde gündeme gelsen, sual rastını, susuzluğunuzu giderecek, bu ihtiyacı görecek bir yola iltica edersiniz. Aynen güvenmede budur. Çünkü insanoğlunun aczinin, acizliğinin, çaresizliğinin tezahür ettiği yerden o ihtiyacı giderecek, güvenmesi gereken, yani bir melcaya. İşte bu fıtri bir ihtiyaçtır. Yani her insanda bu ihtiyaç vardır. Bunun içindir ki iman değerlerinden cahil olan kimseler, yani Allah-u Azze ve Celle'ye imanı onun isim ve sıfatlarıyla tanımayan birisi, ister istemez bu noktada herhangi bir sıkıntıya düştüklerinde, hastalık gibi bir olay veyahut halledemeyecekleri bir sorun veyahut güçleri yetmeyen birisinin korkusuyla karşı karşıya veyahut bir rızk sıkıntısı içerisindeler, bir şeyden korktuklarında güvenecekleri bir sığınak ararlar. Bu ihtiyaç gündeme gelir ama o an cahil toplumlarda taş, ağaç ve boncuk. Şimdi bu hiçbir dinle alakası olmayan toplumlarda gündeme gelir ama belli bir kesim yatır ve takdis ettikleri, Allah'a yakın olduğunu düşündükleri kimselere iltica ederler, sığınırlar. Onları bir sığınak olarak düşünürler. Görüldüğü gibi cahili toplumlar dediğimizde taş, ağaç, boncuk veya yatır gibi takdis ettikleri, kutsadıkları veya kendilerine yardım edecekleri, yardıma koşacakları, bazen isimleriyle de tesmih ettikleri Gavs gibi Gavs-ül Azam dedikleri yatırlar, Allah dostları gibi kimseler edilirler. Onların kendilerini koruduğunu ve onların ismiyle iltica edildiğinde, ismiyle istenildiğinde hacetlerinin giderildiği düşünülür. Bunu taş, ağaç gibi boncuktan medet uman, yardım isteyen, oraya güvenen kimselerin tamamen bir cahili toplum olarak telakki ettiğimiz gibi
ettiğimiz için belki onlar hakkında misal vermek gerekmez. Ama yatır gibi, deli gibi Allah dostu olduğunu düşündükleri, kimselere bu denli irticaya yeltenenler belki şu an sohbetimizin mevzusu olabilir. Ve ona sığınmayı düşünürler. Hatta birilerinin, geçende de bir münasebetle dediğim gibi, Allah'a inandığını söyleyen, hem de Allah'a en doğru ve düzgün bir şekilde inandığını söyleyen birisi, çıkıyor herkesin rahatlıkla dinlediği, işittiği, gördüğü ve televizyon kanalında bir uşak tehlikesi geçiriyorlar. Orada diyor ki Allah'a yalvardım, yakardım, niyaz ettim ama icazet görmedim. Medet ya Abdülkadir Geylani dedim ve o yardımıma geldi. Şimdi gördüğünüz gibi bir ihtiyaç hasıl olmuş, bir korku uçak tehlikesi. Mutlak bir yere iltica edecek. Daha önceki onda oluşmuş olan akide dediğimiz, iman dediğimiz şeyin altyapısı. Yani Allah'tan çok, ondan gayrı onu yarattığı, onun mahluku olan bir şeyi aracı olduğunu düşünerek itimat, güven, icabet edileceğini onda aramıştı. Bu zaten normal şuur altında yerleşmiştir. Ve buradaki sözü, yani şöyle diyelim, doğrudan doğruya Allah aklına gelmiyor. Hemen veliler, evliyalar, Allah dostları dediği kimseler aklına gelir. Doğrudan doğruya medet ya Abdülkadir Geylani deseydi, yani bu da sorunlu şirktir. Ama buradaki şirk daha böyle hafif kalır nitelikte olur. Önce Allah'a yalvardım, yakardım, iltica ettim. İcabet almadım. Bu ne demek? Bu küfrün, şirkin katmerlisidir bu. Kur'an'da zikredilen birçok ayete, nasla ters düşüyor. Düşünün Allah-u Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِ اِذَا دَعَ Allah diyor ki sana benden sorduklarını da kullarım. Peki ben onlara çok yakınım. Bana yalvarıp yakardıklarında ben onların ihtiyaçlarını veririm, isteklerini veririm, haceplerini gideririm diyor şimdi. Bu yalvardım, yakardım, istedim Allah vermedi diyor. Medet Abdülkadir Geylani dedim diyor, o icabet etti diyor. Bunun akabinde üzerine varıldığında ben diyor Allah'ın onun eliyle vereceğini düşünerek istedim diyor. Her ne kadar bu sözü tamir etmeye de çalışsam, bu bileşli bir şekilde orada küfre düştüğünü gösterir. Rastgele, cahilane bilmeden değil. Yani sadece aracıları vesile edinerek yaptığı bir iş değil. Bunu geçmişle de mukayese ettiğimizde bazen bizim şirk, küfür nitelikli meselelerde, Kur'an'da müşrikler için inen ayetleri delil olarak sunduğumuzdan bize itiraz niteliğinde şöyle bir söz söyleniyor. Mekke'li müşrikler için inmiş ayetleri sen Müslümanları mı delil olarak getiriyorsun diyorlar. Tabi biz de duruyoruz ister istemez. Yani Mekke'liler için inmiş yaptıkları işler çok net. Mekke'lilerin tenkidi de çok net ayette. İnsan şöyle bir irkiliyor. Ama Mekke'lilerin yaşadıkları bir olay ile bunların yaşadıkları olayı karşılaştırdığınızda mukayese edebilirsin. Şöyle, müsvedde her ne kadar biz her meselenin delilini sahabeden arıyorsak, değil mi? Menfilikte de Mekkeli müşriklerde bakmak gerekiyor ona. Onlardaki o olayın boyutu ne? Birisi diyor ki ilim ehlinden, bunu daha önce tevhid derslerinde de duymuşumdur. Mekkeli müşriklerin şirkiyle zamanımız Müslümanım diyenlerin şirkini karşılaştırdığımızda zamanımız müşriklerin şirki daha pisliktir diyor. Neden? Mekkeliler diyor rahat, huzur içerisindeyken Allah'a ortak, yani aracı koşuyorlardı diyor.
Ve idareler ki bu filmin ki gemiye binip açıldıklarında denize onlar fırtına yakaladığında orada sadece kimin yardım edeceğini çok iyi biliyorlardı. O da Allah'a muhlisine lehuddin. Ona samimi bir şekilde Allah'a ihticadik yalvarıyorlardı. Gördüğünüz gibi Mekkelilerin şirki bile çaresizliğin vukuunda Allah'a ilticaya yönlendiriyor. Ama rahat ve huzur içerisinde olduklarında artık evliyaları, deliler, o anki terakki ettikleri, düşündükleri evliyaları aracı ediniyorlardı. Ama buna baktığınızda bakıyorsunuz ki şimdi sözüne Allah'a yalvardım, yakardım. Önce bir hacet gündeme gelmiş yani. Bir uçakta bir düşme tehlikesi geçiriyor. Korkunun en üst noktaya vardığı bir an tabii ki sığınacak, yalvaracak, yakaracak bir yerler alıyor. Normal bu ihtiyaç hasıl oluyor. Oradan indikten sonra söylüyor şimdi. Tabii orada nasıl olduğunu da bilmiyorum. Allah'a yalvarıp yakardım, bana icabet etmedi. Ama medet ya Abdülkadir Geylan'ın dedim, icabet etti. Bakın şimdi, bununla sıkıntı anında bile Allah'a ortak koşuyorlar. Ona iltica edemiyorlar. Şimdi Mekkeliler, müşrikler hakkındaki gelen nasları bunlara delil olarak sunduğumuzda itirazlarında ne kadar haklılar veyahut biz ne kadar insafsızlık ediyoruz. Halbuki Allah kullarım benden sana sorduklarında de ki ben onlara çok yakınım. Bana yalvarıp yakardıklarında icabet ederim. Allah'tan istenildiğinde, yalvarıp yakardığında, yardım istenildiğinde mutlak Allah Resulü Celle iltica edilmesi gerektiğini daha önceki tevhid derslerinde görüyorum. Ama burada benim size anlatmak istediğim şey öncelikle tevekkül, güvenme dediğimiz duygunun fıtri ihtiyacını hasbetin gündeme geldiği an dikkat edin tercihlerinize. Müslüman olduğunu söyleyen hem de Allah'a iyi bir şekilde doğru bir istikamet ve kulluk ettiğini söyleyen birisinin o toplum içerisinde o kişinin ne denli bir ilim ehli kabul edildiğini de biliyorsunuz ama söylediği sözler var. İnsanoğlunun güvendiği, itimat ettiği, ihtiyaçlarının giderildiği ve ihtiyaçlarını gideren bir gücün varlığını bilerek ona iman ederek şimdi ona iman ederek tevekkülle teslimiyeti ihlaslı İhlas da yani. Şimdi ona iman edeceksiniz. İman ettiğiniz Allah-u Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla tanıyacaksınız. Mucib-u davat diyor. Yani duaları, yalvarıp yakarmaları kabul eder diyor Allah'a. Eğer sen onu bu ismiyle tanımadıysan sonra icabet etme konumunda sen ona yalvarıp yakardığında onun icabet etmediğini katiyetle düşünemezsin. Düşündüğün an önce senin imanında bir sorun vardır. İki, eğer haşa o da icabet ettiği gibi başkaları da icabet eder dersen burada ortak koşmuşsun. Allah göstermesin. Allah icabet etmedi. Ama Medet Abdülkadir Geylani dedi. O icabet etti derken bu ilhadın en alasıdır. Yani Allah'tan üstün görmek. Bunu sadece bu gibi mevzularda değil, sohbetlerde de duyduğunuz gibi bunu daha başka ifadelerle de kullanıyorlar. Önce ona iman edeceksin. İmanda burada tevekkül gündeme geliyor. İtimat. Tevekkülle beraber burada yalvarıp yakardım dediğinde ondan isteme. Ondan yardım isteme. Değil mi? İbn Abbas'a dediği gibi اِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللّٰهِ İstediğinde Allah'tan istediyor. اِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعَنْ بِاللّٰهِ Yardım istediğinde de Allah'tan istediyor. Yardım istediğinde de Allah'tan ister. Şimdi tevekkülle beraber kaç amel gündeme geldi? İstemek, yardım istemek, ayrıca bir dua. Çünkü اِلَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيمْ اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّعِي اِلَا دَعَانْ Yani kulum benden sana sorduklarında ben onlara çok yakınım. Benden istediklerinde, yalvarıp yakardıklarında icabet ederim. Dört tane ibadet
tevekkülle beraber eylemek diyor. Tevekkülü her ne kadar müstakilen imandan bir cüz olmasına rağmen tek başına eyleme dönüşen bir şey değildir. Beraberinde eylemin içinde olan, bizim imanımızdan bir cüz kabul edilen, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalı başka amellerdir demek. O zaman iman ederek tevekkülle. Tevekkül isen güvenmem. Birisine güvenmeyeceğini söylersin, falana güvendim dersin. Ama güvenimi boşa çıkarma. Az önceki dediğim gibi Cübbeli Ahmet denilen adamın Allah'tan istedim, yalvardım, yakardım, icabet etmedi. Güvenim boşa gitti. Bu Allah'a noksan sıfat istedim. Sonra tevekkül teslimiyeti gündeme getirir. Teslimiyet İtiraz etmeden, hoşuna gitse de, gitmese de, istediğin gibi olsa da olmasa da itirazsız bir teslimiyet gündeme gelmelidir. Sonra ihlasla, yani sadece ona has kıldır. Ne anlama gelir ihlas? Herhangi bir kulluk eyleminde esbaba tevessülü şöyle bir kenara bırakın. Esbaba tevessülü burada anlatmak istersen, dua bir sebeptir değil mi? Yalvar iste, yalvar yakar diyor. Ondan işte talepte bulunuyor. Dua da burada bir vesiledir. Veyahut rızkın en uç noktasında vesile olarak her ne kadar görünen bir vesile, müşahede ettiğimiz bir vesile değil. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْزُ لَا يَحْتَسِنْ. Her kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkar yok verir diyor. Onu öyle rızıklandırır ki nereden geldiğini bilemez. Şimdi onu öyle bir şekilde rızıklandırır ki nereden geldiğini bilemez. Ne anlama geliyor? Görünen, bilinen bir sebep, sebebe teveccüh etmiyor. Bilmediği bir şekilde geliyor şimdi. Burada görünen bir sebep yok değil mi? Ama yine de bir sebep var mı? Vesile nedir? Allah'tan kalan. Onun emirlerini yapıp yasakladıklarından sakınmaktır. Bu bir sebebe, yani yapışmadır. Veya esbaba tevessül etme diyor. Sonra Allah'tan gayrına bunu ait kılmayacaksın. Hiçbir kimseye buna ortak etmeyeceksin. Bırak, Allah icabet etmedi. Medet Abdülkadir Geylani dedi. O icabet ettiği sözü Allah göstermesi şirkten öte bir pislik. Bu şimdi neyi gösteriyor? Her ne kadar görünüşü endamıyla kendi toplumu tarafından bir ilim ehli olarak da bilinse Kur'an hafızı da olabilir. Ama o iman etmeden Kur'an'ı öğrenenlerden. İman bahsinde de zikrettiğimiz gibi sahabe biz önce imanı öğrenelim. Sonra Kur'an'ı diyor. Sahabe yolda sokakta birbiriyle karşılaştığında gel şöyle biraz iman edelim diye otururlarmış. Neden? Ayetleri ezbere bilmekten öte, önce Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrenmek gerekiyordu. Burada Allah'tan gayrına bundan bir nasip ayırmamak, herhangi bir cüzdü ne olursa olsun. Düşünün, birisinde bir taş görüyorsunuz, şu nazar boncuğu dediğimiz tipte. Görünüşler ya önemli bir şey değil, süs için koydum diyebiliyor. Ona ne denli bir güç nispet ettiğine farkında mısınız? Sisenin taarruzlarından diyelim, saldırılarından öyle diyelim, tenkitlerinden kendisini korumak için canım, o da Allah'ın izniyle bunu yapacak. Allah neyi kimin izniyle yapacağını kendisi beyan etmiştir. Çünkü biz tevekkülde, o da yerinde gelecek. Esbaba tevessül, tevekkülün icabı dedik ama o tevessül de meşru olmalıdır. Rızkın celbinde esbaba tevessül nedir? Ziraatla uğraşman, hayvancılıkla uğraşman değil mi? Ondan sonra diyelim ki çalışma. Esbaba da hep bir ticaretle uğraşman. Hepsinden haram olan da var, helal olan.
Ticaretle uğraşırsan, herhalde içki ticareti yapamazsın. Tarla ekip biçiyorsan, ziraatle uğraşıyorsan, her ne kadar eksen bile ki o vesile, Allah yine o rızıklandırıyor demez olmaz. Hiçbir şekilde Allah'tan gayrına bundan bir nasip ayırmamaktır. Ve bir ilah olarak onu birlemesi gerekiyor. Birleme, onu bir bilmesi değil, birlemesi gerekiyor. Allah'a güvendin mi? Birazcık da bu velilere güvensem diyemezsin. Birazcık da esbaba güvensem diyemezsin. Az önce Huneyn Harbi'ndeki verdiğim örnekten anladım. Yani Huneyn, Allah Resulü, Allah Azze ve Celle'nin Resulüne vefatından önce vahyin bitiminde yardım ettiği en büyük olaydır. Mekke'nin fethinden sonra bütün Araplar toplandı. Artık bugün burada ya Muhammed bitecek ya da biz. Müslümanların adeti de takriben Medine, Mekke'de Müslüman olup onlara katılanlarla beraber 12 bin. Ne olursa olsun kafirler, müşrikler ne kadar toplanıp üzerinde gelirlerse gelsinler, onlar bizi yenemezler artık diye. Şimdi birisi böyle dese, biz kalabalık, bizi kimse yenemez dese, Allah ne kadar hatırımızda tuttuk. Güvenden ne kadar fark ediliriz bir şekilde Allah'tan gayrına hasrettik. Düşündüğünüzde bunun farkına varır mıyız? Orada bize yardım edenin, zaferi ihsan edeceğin Allah olduğunu unuttuk. Çokluğumuz da bunu elde edeceğimizi düşündük. Görmüşler bunda bir kusur, bunda bir arıza görünmeyebilir. Ha, fark etmeyebiliriz. Neden? Bu imandaki, tevhiddeki hassasiyetimizin zayıflığına dönüktür. Şimdi eğer birisi ben Allah'a yalvardım, yakardım, niyaz ettim, icabet etmedi derken, eğer Allah Resulü'nün bu mevzuda bizi eğitti, yani bu mevzunun terbiyesini işledi, bir hadis-i şerifte diyor ki, kul diyor ellerini kaldırır Allah'tan. İstediğinde Allah o elleri boş döndürmekten hayal eder. Kul ellerini açıp kaldırdığında Allah'tan istediğinden Allah o eli boş döndürmekten hayal eder. Şimdi sen yalvaracaksın, yakaracaksın. Allah senden boş döndürmekten hayal eder. Ha, en uç noktada tenkidimizi verirsek, Allah hangi yeri boş bırakıyor? Kimin yalvarış ve yakarışına icabet etmez dersiniz? Kimin? Şirk koşan. O noktayı da düşünmemiz senin dediğin çok aşağı tabakada. Üstü başı toz toprak, elbisesi yırtık, ayakkabısı yırtık, ellerini kaldırmış benden istiyor diyor. İşte ben. Ben onun duasına nasıl icabet edeyim? Şimdi hacca gelmiş, eskiden çok uzaklardan geliyor. Üstü başı tozlanmış, topraklanmış, elbisesi yırtık, ayakkabısı yırtık, ellerini kaldırmış benden istiyor. Ben onu nasıl icabet edeyim? Yediği haram, içtiği haram ve giydiği haram. Bu bile insanın duasının kabulüne mani sebeplerden birisidir ki bu günahtır, İslam'dan çıkarmayan bir şeydir yaptığı iş. Ama bu seninki yalvardım, yakardım diyor. Bana icabet etmedi diyor. Bu bile Allah'a imanda bir sorun. Hemen dönün medet ya Abdülkadir Geylani dedim, o icabet etti diyor. Yani Abdülkadir Geylani bu eli boş döndürmekten hayal ediyor. Öyle. Buna hassasiyet dememin sebebi, biz güvenli ortamında, ya işte bu önemsiz bir şey diyerek savuşturduğumuzda neden bir imandaki hassasiyetimizin zayıflığını sergilerdir. Onun için burada şu cümleleri kurduğumuzda insan olduğunu, güvendiği, itimat ettiği, ihtiyaçlarını giderdiği bir gücün varlığını bilerek, ona iman ederek, tevekkülle, teslimiyetle, ihlasla, tek bir ilah olarak onu birlemesi yakinini, yakin nedir? Aşikare bir iman.
Yani %100 müstede bir katiyetle olacağını düşünmesi gerekir. Vicdanındaki azmi güçlendirir. Tevekkül tek başına imanın ve tevhidin şartı her insanın fıtri bir lazımdır, ya tabiatında olan bir şey. Her insan tabiatı gereği tabii, acillik ve ihtiyaç anında sığınacağı, hacetini giderecek bir merceğe ihtiyaç duyar. Niyazını işiten, istediğini veren, günahlarını bağışlayan, açlığını gideren, hastalığını şifa veren, fakirliğini gideren bir zengin, zelilliğini izale eden bir aziz, hulasatul kelam, kulluğunu takdim edeceği bir hak mabud ara. Tevekkülü müstakiller, tabii ki yapmamız gerekiyor, gayemiz bu ama tevekkülün de müstakiller tek başına eyleme giren, eyleme dönüştürülen bir amel olmadığını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Burada bizim yakinen bilmemiz gereken bir geçen dersin devamı kısmında önce her kim Allah'a tevekkül ederse ona yeter. Her kim Allah'a tevekkül ederse sadece Allah'a tevekkül etmek kula yetmez diyebilir miyim? Bunu sözle söylemenin cidden çirkin bir şey olduğunu anladın değil mi? Allah diyor. وَنَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْنُ. Her kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. O ona yeter dedim. Yani yetinmeyecek de çıkabilir değil mi bununla? Allah yeter ama yetmediğinden değil, sen yetinmediğinden. Her kim Allah'a tevekkül ederse, onunla yetinirse o ona yeter. Bunu şimdi en basit noktadan alırsak, Allah'a takdim ettiği bu kulluktan bir kısmını bir başkasına da tahsis etme. Yani tek Allah yetmez, bununla tamamlanır der gibi olur. Ama Allah'a tevekkül ederken, yalvarırken, haşa onu yapmadın, icabet etmediğini dersen, bu yetinmekten de öte bir pisliktir. Yetinmemekten de öte bir pisliktir. Onun için her kim Allah'a tevekkül ederse Allah'a yeter. Bu ayeti okuyup geçip yüzeysel dediğimiz satırın tefekkürde bile bulunulmayan, halbuki tedebbür makamında olan bir ayettir bu. Tefekkürle tedebbürün arasındaki fark ne? Tefekkür okuduğun anda aklına gelen bazı mülahazalar olabilir. Ama tedebbür daha neleri içerir diyerek arka planını düşünmeye gelir. Tedebbürle tefekkürün arasındaki fark budur. Burada esbaba, sebeplere tevessül tefekkürün icabıdır. Şimdi esbaba tevessül derken ne anlıyorsunuz? Ona takdim ettiğimiz bir ibadetten neler yapmamız gerektiği diye bir seyir cetveli vardır. Doğru mu? Bu esbaba tevessüldür. Bunu daha önce bazen çok çok müşahhas olması için size söylediğim bir şey var. Diyelim ki Allah'tan çocuk isteyeceksiniz. Ne yapmak gerekir önce? Mesela oğuzun ne yapması gerekir? Evlenmesi gerekir. Evlenmeden çocuk isteyebilir mi? Bak şimdi önce esbaba, sebebe yapışacaksın. Ha, ama evlendikten sonra bina isteyebilir mi? Çünkü sebep vardır. Ha, Allah yine de isterseniz. O istediğini yapamadır. Verme işi de senin için hayır olabilir ama sen bunun farkında olmayabilirsin. Verir, sen onu rahmet zannedersin, öyle bir yaşa gelir, Allah'ım şunun canını al da kurtulayım diyen anayı babayı da görür. Diyelim ki rızkın celbinde çalışman gerekiyor değil mi? Allah'ım yan gelip yatacaksın tasavvuf ehlini düşündüğü gibi, ondan sonra tevekkül ettiğini söyleyeceksin.
Allah'ım beni rızıklandır diyeceksin. Esbaba tevessül gerekiyor. Meşru kıldı. Onun için esbaba tevessül tevekkülün icabıdır. Yani gereğidir. Katiyetle tevhide münafi değildir. Tevekküle münafi zıt değildir. Esbaba tevessül tevekküle münafi değil. Yani senin esbaba yapışma, tevekküle zarar verme. Tevekküle ziyan verme, münafi değil. Bilakis tevhidin gereği, icabıdır. Çünkü o hangi sebebe yapışmamızı istemiş ise meşru olarak o sebebe yapışmak gerekiyor. Gayrimeşru, yani şer'i olmayan sebeplere tevessül ise haram kıldığıdır. Esbaba tevessülü gereksiz görmen bazıları, esbaba tevessülü gereksiz görüyor. Bu teslimiyetin noksanlığıdır diyor. Aynı tasavvuf elinde olduğu gibi. Halbuki esbaba tevessülü gereksiz görmen şeriatla münafidir. Yani Kur'an'daki, sünnetteki gelen talimatta münafidir. O kadar ileri gitmişler ki anlaşılsın diye ve burada da gördüğünüz gibi bu meseleye imanı, itikadi, tevhidi boyutta zıt düşen taifelerin eylemlerine de işaret etmek zorundayız. Açın. Meşhur bildikleri alimlerden birisinin kitabına Tasavvuf Eylül'ün tevekkülü Ebu Bekir'in tevekkülünden 7 kat üstünde. Tasavvuf Eylül'ün bir tarikat eylül. Tevekkülü Ebu Bekir'in tevekkülünden daha üstünde. Allah bunlardan bahsederken en fazla onlara diyor ki müminler şunlar diyor. İzâ zikrallâhu vecilet kulûhu ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdetul imân. Onlar iman edenler şunlar diyor. Allah'ın anıldığında kalpleri ürperir, yürekleri ürperir. Ayetler okunduğunda imanları artar ve sonra da namaz kılar, zekat verirler, Allah'a tevekkül ederler diyor. Bu niteliği o insanların halinde. Sen tutacaksın, kendi miskinliğini, tasavvuftaki miskinliği anlıyor musun? Sünnete sünnete, sineklerin üzerinde uçuştuğu bir vaziyette pis pis bir yere yan gelip yatıp Allah'ın onu öylece rızıklandıracağını düşünmesi nedir? Böylece şeriata münafidir. Ha, en üstün bir mertebeye ulaştığında da Allah'tan istedim istedim vermedi ama Medet Abdülkadir Geylan dedim verdi diyebilir. Zira bazı vacibatın vacipleri tahakkuku gerçekleşmesi için Allah Azze ve Celle esbaba tevessülü vacip yapmıştır. O zaman herhangi bir ibadetin edasında meşru kılınmış bir şekil, tavır, biçim varsa mutlak bunlara icabet etmek gerekiyor. Hatta çok üstün seviyede sebep Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok meselede bizim imanda, tevhidde hakikati gerçekleştirebilmemizde kendisi vesile olmasına rağmen mesela halasına Ümmü Haniye kızı Fatıma'ya diyor ki nefsini de ateşten satın almalısınız. Yarın benim de size faydam olmaz. Bu ne anlama geliyor? Kendi başınızın çaresini kendiniz bakın. Ben meşru olur şekliyle bunu size öğrettim. Sakın ha, peygamber alasıyım, peygamberin kızıyım diyerek size bir başkasına nispeten daha farklı davranacağını düşünmeyin. Nefislerini de ateşten satın almalısınız. Esbaba itikad, sebeplere güvenme ise tevhide münafidir. Bunu Huneyn Harbi'nde verdik. Esbaba tevessül ne kadar meşru ise, gerekli ise tevekkül için, aynı şekilde de esbaba güvenme katiyetle tevhide münafidir. Çünkü Huneyn Harbi'nde esbaba tevessül ediyorlar. İster istemez düşman karşılarında. Ama kendilerine güveniyorlar. Sebebi bir güven ortamı çıkıp Allah'a güven, zafiyet olur.
yani sakin. Tekrar ediyorum. Esbaba itikad. Sebebe yapışmak vacip ama ona güvenmen katiyetle. Bu tevhide münafıktır işte. Nasıl esbabı gereksiz görmek şeriata münafi ise esbaba itimatsa o derece sakıncalı şirke kadar düştü. Esbaba itimat ona güvenme müseddir değil. Yani esas yaratıcıya sebebi halk edene, halk edeni unutmaya hatta ona ortak koşmaya kadar bu mevzudan Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem eğer tevekkül bir ibadet eylem ise bu yönde müminlerin en bariz sıfatları olarak zikrediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile ise bu mevzuda da yine mütevekkillerin imamıdır. Ne anlamına geliyor? Yani kudredir. Lideridir, örnektir. Tek misal gösterilecek kişidir. Asıl varken vekile ihtiyaç yoktur diye bizim Türkçemizde bir ifade vardır. Ne anlamına gelir? Vekile gerek yok. Haşa! Bu mevzuda Allah'ın vekili değil. Haşa! Allah'ın vekili değil. Yani tevekkül edilecek Allah'ın ona vekalet edecek iş mi? Bu mümkün değil. Sadece esbab sebepler vardır. O sebeplerde de meşru kıldıkları vardır. Allah diyor ki وَشَارِهُمْ فِي الْاَمْرِ onlarla yapacağım işler hakkında istişare de İstişare bir kulluk eylemidir. فَاِذَا عَزَمْتَ bu işi yapmaya azmettin mi? Yani karar verdin mi? Verdiğinizde biz istişare ettik. Bunda ittifak ettik. Artık başarırız. Söz yok. Ama istişare etme zorundadır. Her ne kadar Allah onda başarıyı sağlayacaksa ki öyle, istişareye de ihtiyaç yok diyebilir. Onlarla istişare ettiği kişi Resul. Normalde hata bile yapsa hatasız düzeltilen birisidir, değil mi? Buna rağmen ona istişare edilir. Şimdi vahye muhatap olan, herhangi bir hata yaptığında hatası düzeltilen birisine dahi etrafındaki insanlar da istişare edilir. İstişaresiz kafana göre hiçbir iş yapmaya kalmışlar. Ayetin bu kısmı ile istişare nedenli önemli o nedenli bizim için önemli olduğunu Resul'le kendimizi kıyaslarsak anlaşılıyor mu? Hataları vahiy ile düzeltilen birisine dahi hata yapsa etrafındakilerle istişare ediyorsa bu bizim için nedenli bir zaruriyet olur. Fe ila azamta artık bir işi yapmaya karar verdin mi? Burada önce tevekkülü kime emrediyor? Resul'e. Çünkü o her meselede müminlerin imamı olduğu gibi kud ve örnek bizler olduğu gibi bu mevzuda da o örnekliğini göstermek zorunda. Yani ben nevi olduğum halde, bana vahiy geldiği halde ben dahi istişare etme zorundaysam size ne olur? Biz her dahi istişareti hiçbir iş yapmamamız gerekiyor. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ bir şey yapma azmettim artık ondan sonra da Allah'a diyorum sakın bırak. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِ şüphesiz Allah tevekkül edenleri Allah'a güvenip itimat edenleri her işini ona tevdi edenleri sever. Bu mevzuda geçmiş derste de Resul'ün birçok esbaba doğrudan dolayı sebeplere yapıştığını, iltica ettiğini hasreten görmüştük. Önemli olan bu kısım değil. Evet. Allah Subhanallah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadis-i şerifte tedbirini al sonra tedbir. Buraya kadar zikrettiklerimize
bir açıklık getirir mi diye. Bazen Anadolu'da derler, eşeğini sıkı bağla, komşunuzu çıkarma. Derler ya, tedbirini al, sonra tevekkül edeceğiz. Tedbiri almadan tevekkül meşhur değil. Tübet bana tevekkül etme. Ha, ben artık tedbirimi aldım ya, hiçbir şey olmaz benim eşeğime de diyenler. Neden? Eşeğini davadıktan sonra tevekkül edeceksin. Rabbim ona itimat edip güveniyordu. Enes İbni Malik'ten gelen bir nakilde diyor ki Kale Racun, birisi dedi ki Ya Resulallah A'kiluha ve atavakka A'kutlikuha ve atavakka. Ey Allah'ın Resulü, bağlayayım. Böyle. Sonra mı tevekkül edeyim? Yoksa kendi haline bırakayım tevekkül. Allah Resulü dedi ki akilha onu bağla ve sonra. Şimdi bu neyi gösteriyor? Katliyetle sebebe tevessülü bıraktırıyor. Sebebe yapıştıktan sonra da tevekkül edecek. Bağlamına sebebe değil. Buraya kadar zikrettiğimiz bütün masların çok açık bir izahı, açıklamasıdır. Eğer iyi dinlediyseniz anlatan da size iyi anlattıysam Allah Resulü'nün mücerred sözlerinden dahi bunu anlayamamak katiyetle mümkün değil. Bir başka şey de rızkın celbi için hareket tevekkülün vacibidir. Bu gereğidir. Yine Allah Resulü'nden Ömer radıyallahu anh'ın naklettiği bir rivayetten Allah Resulü diyor ki لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّةً Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُمْ فَيْتُمْ Aynen kuşların rızıklandırıldığı gibi rızıklandırıldığı gibi. Yani تَوْدُ مَاسَ وَتَرُوهُ بِنَا Yani aç çıkıyor geriye toplayabiliriz. Hayvandan örnek verilir mi? Herhalde bu haftaki tevekkülün ikinci kısmı dediğimiz şeyde de bir kuş koyduğunu ağzında solucan getiriyor. Ya civcivler de yuvada ağzlarını açmış olup bekliyorlar. Burada izahında geliyor şimdi. Kuş sebebe tevessül ediyor mu? Yuvasından çıkıyor, dolanıyor, dolanıyor, geziyor, dolanıyor, av yapıyor, ne yapıyorsa geriye geliyor. Rızıklandırılanlar orada bekliyor bakalım. Rızıklandırılanlar anneleri onunla yani görevlendirilmiş diye var mı? Siz de Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, mutlak kuşlar ile aç çıkar, sabahleyin aç çıkarttığınız buradan geriye de top döner diyor. Bu rivayetin kendisinde de zaten tedavir edildiği zaman tevekkülün hakikati olarak bize verilen de hakkıyla tevekkül edilmiş. Burada Allah tevekkül edin, tevekkül edin diye yani ayetler okuyoruz. Ama burada hakkıyla وَلَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّكُمْ cidden ona güvenilmesi gerektiği gibi güvenilir. Aynen kuşların rızıklandırıldığı gibi siz de rızıklandırıldığınız diyor. Burada örneklerin farklılığı diyelim. Belki o mevzuda çok gayret gösteren daha birçok misal hayvandan, oradan, buradan örnekler verebiliriz ki verilmesi de bu mümkündür. Burada bizim anlamamız gereken yine bir açıklama niteliğinde bir hadis-i şeriftir. Tevekkül ve tevakkül. İnsanlar fiil olarak aynı görünen bir işi
hassasiyetle fark edemedikleri için ikisini birbirine karıştırıyorlar. Tevekkül şimdiye kadar anladık, Allah'a güvenmek. Tevakkül, Allah'a güvenir görünmek. Tevekkülü anladık, tevekkül sohbeti iki dersinde başından beri Allah'a güvenme, ona itimat etme, işini ona tevdi etme, sıkıntında, ihtiyacında ona iltica etme, sığınma. Ama tevakkül, ona güvenir, tevekkül eder görünmek diyor. Bunun için de hadis-i şerif hadis-i şerifte İbn Abbas'tan gelen bir nasta Buhari ve Ebu Davud'da gelen en yakın bulabileceğiniz yer orasıdır. Diyor ki İbn Abbas kâne ehlul yemen yehuccûn وَلَا يَتَزَوَّدُونَ Yemezler, hacca gidiyorlardı. Ama yanlarına hiç azık almadılar. Azık ne anlamadılar? Yiyecek, içecek, yiyecek. Neyse artık azık olmalı. Yolculuk, sefer. Uzun bir yolculuk için. وَيَقُولُونَ Şöyle diyorlardı. نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ Biz Allah'a tevekkül edemeyiz. Şimdi birisi sözüyle de tevekkül ettiğini gösterebilir, ifade edebilir. Tevekkül eder ilişkili de görülebilir. Ve idâ kadim Mekke, Mekke'ye geldiklerinde de se'arunnaz insanlardan yiyecek içecek istiyor. Azıksız çıkıyorlar. Biz Allah'a tevekkül ediyoruz. Biz tevekkül ehliyiz diyorlar. Mekke'ye geldiklerinde de insanlardan istiyorlar. Ve Allah sonra ve enzelallahu teala Allah şu ayetini diyor. Ve tezavvudu ve inne hayne zâbe azıklanan, azık edin. Yani esbaba tevessül etmeden hiçbir iş yapmıyor. Ama iyiydi ki burada azın en evlası da nedir? Allah'tan korkmak. Burada Allah'tan korkmayı hangi anlamda soruluyor? Allah'ın meşru kıldığı sebepleri siz onun size öğrettiğinin dışında daha çok takva ehliymiş gibi görünmenin bu Allah'tan korkma anlamında değil. Siz daha çok böyle görünmeye çalışıyorsunuz. Böyle olmasın. Bu hadisi de Buhari'de ve Ebu Davud'da yakın bir yani görmeli değil. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'dan gelen bir nasta da yine bu mevzuyu açıklar nitelikte. Allah Resulü diyor ki kıyretu şirk. Uğursuzluğu düşünme. Uğursuz olacağını düşünme. Bir şeyin uğursuz olduğunu düşünme. Bu şirk. Bu tüm insanların kalbinden geçebilir. Allah Resulü mutlak bizde mülahazası zor olan, hissedilmesi zor olan, bu mevzuda hassasiyetin uç noktaya varıp, uç noktaya vardığı bir şekilde hissedilir. Her birimizde bu olabilir. Söylemem de bilmiyorum ne kadar ifade var. Bu وَمَا مِنَّا اِلَّا bu İbn-i Mesud'un buraya koyduğu anlaşılması için bir ifade var. Bu İbn-i Mesud'un fıkhıdır. Bu denli bir düşünce herkesin kalbine gelebilir. Ama وَرَكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّ hemen tevekkül gündeme girerse Allah insanı kalbinden bu düşünceyi denetler. Yani hiçbir şeyin onun izni olmadan sana zarar veremeyeceğini düşünüyoruz. Bunu da en uç noktalardaki verdiği örneklerden birisi nazardır. Göz değmesi.
Öyle olur ki çok basit bir şekilde göz değmesinin tesirini insanlarda çoğu zaman görürüz değil mi? Nazar değdiğinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaderin önüne, insana takdir edilen şeyin önüne bir şey geçecek olsaydı nazar geçerdi. Şimdi olayları görüyorsun. Gördüğün an kalbine bir korku ilkilme geliyor mu? Ama tevekkül bunu kalpten gider. Yani Rabbimin izni olmadan katiyetle boğulma. Bu sefer ona güvenme, itimat gelir. Ve İbn-i Mesud radıyallahu anh'ından bilmesi de faydası olur mu bunun? Bu ifadenin, bu sözün burada müdreç olduğu, İbn-i Mesud'un fıkı olduğunu İbn-i Hacer rahimahullah Fethul Dari'de zikreder. Evet. Herhalde. Bu sohbet, bugünkü sohbet, yarınki yapacağımız sohbet içinde değil. O tip sohbetlerde biz soru sorma hakkını ancak dersten sonra olabiliriz. Sohbet bittikten sonra. Normal bu gibi mevzularda, aralarda soru sormaya sizi sevk edecek şeylerin olduğu açık. Ama hiçbirine not edilmiyor. Yeminlikle de tuttuğumuzu zannediyorum. Ve bu dersi de tekrar dinleme ihtiyacı kaç kişi duyuyor onu da bilmiyorum. Bu da bir soru işareti. Eğer tevekkülü bu gibi kalbi amelleri anlamayı düşünüyorsanız şu kadar mevzuyu benim 45 dakikalık gibi bir zamana, 50 dakikalık gibi bir zamana değil, belki her ayetin, nasrın, her ifadenin üzerinde sıkı sıkı durarak imanımızda, fıtratımızda itibatlı, imanımızda irtibatlı ve tevhidle irtibatlı kısımlarını anmaya gitme doğrultuları. Hele bir de uluslarının rahatı anlamıyla bundan anlamak için bir şey. Peki. Subhaneke Allahümme ve hamdike ve eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyke.